Televizyonumuzda yayınlanmakta olan yerel gündem programına konuk olan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Edirne Terziler Odası Başkanı Hakan Fındıklı, Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştirilen vasıflı eleman yetiştirme projesi ile ilgili bilgiler verdiler. Trakya'da yok olduğunu biliyoruz ama Türkiye'de de zannediyorum Kalkınma Ajansı aracılığıyla yapılan ilk bir proje zannediyorum gerçekleşen. Evet, buna benzer projeler kurumlar bazında yapılıyor olabilir ama bu projenin aslında 4-5 tane çok farklı güzel yanı var. Yani bir proje olması yanında birçok Edirne'ye ve bölgeye kattığı ve ülkeye kattığı çok faydalar var. 170 bin liralık maddi bir destek ile hayata geçen proje sayesinde bayanların aile bütçelerine katkı sağlayacak meslek edinmelerini kaydeden Genel Sekreter Şahin, parası küçük olmasına rağmen büyük olan bir proje olması bakımından bu projeye önem verdiklerini ve oda başkanını tebrik ettiğini söyledi. Ajans olarak bu tür istihdam sağlayan projelerden son derece memnuniyet duyduklarını kaydeden Şahin, program yapımcısı Melih Yurduseven'in proje hak edişinin nasıl olduğu şeklindeki sorusuna da yanıt verdi. İstihdamı garantili olan bir proje olması. İkincisi, bu çapta, bu şekilde, yani işte Esnaf ve Sanatkar Odası'nın, Kalkınma Ajansı'nın, belediyenin, valiliğin, İŞKUR'un, Edirne'nin oda ve borsasının, belediyenin ve değişik kurumların bir araya gelerek beraberce yaptığı Türkiye'deki ilk proje. Bu yöne dediğiniz gibi Trakya'nın bölgesinde yok ama Türkiye'de bizim bildiğimiz, Sayın Başkanım biraz önce konuştuk, bizim bildiğimiz bu çapta ortaklarıyla beraber tüm ildeki kurum ve kuruluşları kapsayan ve kamu özel sektör işbirliğini sağlayan Kalkınma Ajansı aracılığıyla yapılan proje yok. Bu anlamda bu proje, ben çok tebrik ediyorum başkanımı. İlk defa Türkiye'de ve Trakya'da böyle bir proje yapıldı, sunuldu. Biz onayladık ve bu aşamaya getirdik ve bitti proje. Şu an kursiyerlerimiz sertifikalarını aldılar ve işe başlayacaklar. Evet. Kurstan 32 kişinin mezun olarak belge aldığını kaydeden Oda Başkanı Hakan Fındıklı da Ajan Genel Sekreterine desteğinden dolayı teşekkür etti ve kursların devam edeceğini söyledi. Terziler Odası Başkanı olarak nasıl bir proje? Bu nereden aklınıza geldi? Bunu uygulamaya koymak fikri nereden doğdu? Geçen yıl Ocak ayıydı. Biz arkadaşlarımızla oturduk. Herkes iş arıyor. Fakat kimse iş bulamıyor. Bir de bu Modavizyon AŞ'nin önünde sürekli bir bez afiş ve o afişte eleman aranıyor ilanı. İşte Kalkınma Ajansı'na proje yazarak ve bu projenin onaylanmasıyla başladık. Kurstan 32 kişinin mezun olarak belge aldığını kaydeden Oda Başkanı Hakan Fındıklı da Ajans Genel Sekreterine desteğinden dolayı teşekkür etti ve kursların devam edeceğini söyledi. İşte bugün 32 tane mezunumuz var. Bunların en az yarısı işbaşı yapacaklar. Bizim gönlümüzden hepsinin yapması geçiyor ama 18 yaşın altında da bizim kursiyerlerimiz var. Onlar yaşını bekleyecekler. Çok önemli bir proje ile ilgili bilgilerin verildiği ve program yapımcımız Melih Yurduseven'in yönettiği Yerel Gündem programı bu akşam saat 21.30'da yayınlanacak.